İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın güvenliği Lozan Antlaşması'yla milletler cemiyetine bırakılmıştı. Anlaşma gereği boğazlar askersizleştirilecek, güvenlik milletler cemiyeti tarafından sağlanacaktı. Ancak tarihi koşullar boğazların askersizleştirilmesini elverişli değildi. Silahlanmanın hız kazanması genç Türkiye Cumhuriyeti'ni tedirgin ediyordu. Nitekim kusurlar kısa sürede ortaya çıkmaya başladı. Askerden tecrit edilen İstanbul ve boğazlar her türlü savunmadan mahrum bırakılmıştı. Boğazlar rejimi kendi himayesi altında kurduran Milletler Cemiyeti işlemez hale gelmişti. Bazı Avrupa ülkelerinde yeni bir emperyalist dalga yükselmiş ve Boğazların durumu daha da nazik bir hale almaya başlamıştı. Türk hükümeti gelişmeler üzerine Boğazlar Sözleşmesi'nin tadili için Milletler Cemiyeti'ne başvurdu. 11 Nisan 1936'da da bir notayla imzacı diğer devletlere tadili gerektiren deliller sıralandı ve Yeni Boğazlar rejiminin akdi için görüşmelere hazır olunduğu bildirildi. Avustralya, Büyük Britanya, Bulgaristan, Fransa, Yunanistan, Romanya, Sovyetler Birliği, Türkiye ve Yugoslavya hükümetlerinin katılımıyla 22 Haziran 1936 günü Montreux Konferansı toplandı. Yaklaşık bir ay süren görüşmelerin ardından Montreux Boğazlar Sözleşmesi katılımcı devletlerin imzasıyla 20 Temmuz 1936'da imzalandı. Yeni sözleşmeli Türkiye, İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerinde bazı haklar elde etti. Boğazların askeri savunması ve idaresi tamamen Türkiye Cumhuriyeti'ne bırakıldı. Lozan Boğazlar Sözleşmesi ile kurulan Boğazlar Komisyonu'nun görevi sona erdi. Barış zamanlarında Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin ticaret gemilerinin Boğaz'dan serbestçe geçmesi garanti altına alındı. Savaş gemilerinin geçişi konusunda da tonaj ve zaman sınırlandırması yapıldı. 20 Temmuz 1936'da imzalanan sözleşme Türkiye'nin güvenliğinin temel senetlerinden biri oldu. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra değişen jeopolitik de Karadeniz'e etkinliği artmaya çalışan ABD bir yandan Karadeniz ülkelerinde üstler edinme için çalışmalar yaparken diğer yandan bölgede güçlü bir donanma bulundurmak istedi. Asya, Avrupa arasında bir enerji koridoru olma özelliği taşıyan Karadeniz, ABD'nin bölge politikaları için oldukça hayati bir öneme sahipti. Ancak montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin ABD'nin Karadeniz stratejisi önündeki en büyük engel oldu. Sözleşme sayesinde ABD donanması Karadeniz'de uzun erimli konuşlanamadı. Savaş gemilerinin boğazlardan düşük donajlı ve süreli geçiş yapması şartı ABD'nin hakimiyet kurmasını engelledi. Karadeniz'de hareket kabiliyetinin daraltılmasını ortadan kaldırmak isteyen ABD, işte bu nedenle Montreux Boğazlar Sözleşmesi üzerinde değişiklik yapma ya da sözleşmeyi ortadan kaldırma tartışmalarını her zaman diri tuttu.